Efendim hoş geldiniz. İyi geceler diliyoruz. Öncelikle Elazığ'da ve Malatya'da Merkez-i olan depremde e, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza daha acil şifalar diliyoruz. Oradaki çalışmalar devam ediyor. E, orada çalışmalarını sürdüren e, görevlilere de Allah'tan güç, kuvvet e, diliyoruz. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk yani hem ama. Hem Elazığ hem Malatya arkasından e, yaklaşık 1-2 saat önce Türk Dünya basketbol tarihinin en büyük oyuncularından bir tanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazası. Yani gerçekten çok üzücü bir hafta sonu geçiriyor bizim için. Cuma günü 20.55'te gerçekten hepimizi çok korkutan. yani üzen, özet, üzen de. Üzen, korkutan ama en azından sonuçları daha kötü olabilecek çok önemli büyük bir deprem atlattık. Biliyorsun ben deprem konusunda çok... Kendimi donanımlı e, görüyorum. Bir sen değildin zaten. Hayır hayır ama şu anlamda söylüyorum. Yani çok araştırıyorum deprem konusunda. Herkes deprem yani Araştırıyorsun başka kız başka da şimdi ağzı ee, olan konuşuyor. Bir sahibiyim 6.8. Ee, gerçekten çok önemli bir deprem. Ee, yani böylesine önemli bir depremde. E, yani Can kaybının, daha, can fazla kaybının daha fazla olmasından endişe etmiştim endişe ben. Endişe etmiştik anda. ama e, şükürler olsun ki can kaybı çok fazla olmadı. Ölenlere ben de Allah'tan rahmet diliyorum, <laughs> yaralılara acil şifalar diliyorum, ee, eşi, dostu, çoluğu, çocuğu, ismi, e, akrabası vefat etmiş olan e, insanlara da başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. E, Kobe Bryant konusunda da son derece üzgünüz. E, bizim gençliğimizin yıldızı, ya benimki en azından e, Michael Jordan'da ama. E, Kobe Bryant'a da yetişmiştik. Kobe Bryant da oldukça önemli. Dünya basketbol tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Çok daha gençti. 41 yaşındaydı. Dolayısıyla toprağı bol olsun. Yanında bir tane çocuğu olduğuna dair bilgiler var ama teyide muhtaç işte bilgiler. Kızını, e, basketbol antrenmanına, basketbol antrenmanına götürüyor diyorlar. Yazık günah. Var. Allah eşine sabır versin. Geride kalan çocuklarına Dört e, sabır Dört versin. 4 kızı mı? Söylenecek çok fazla bir şey yok. Basketbolun dünya basketbolunun başı sağ olsun. Çok önemli bir yıldızdı ve yani sadece saha içerisinde gösterdiği performansa değil, sağ dışı davranışlarıyla da önemli bir isimdi. Çok ilginç şeyler var. 2012 yılında atılmış bir tweet var ve helikopter kazasında öleceğine dair bir paylaşımda bulunulmuş fake midir mi bilmem ama çok ilginç bir şey. Belki de helikopteri çok kullandığı için atılmış da olabilir. Olabilir. ama ne olursa olsun çok büyük bir kayıp. Dünya basketbolunun başı sağ olsun. Toprağı bol olsun. Hayat bu tip günlerde hep sorgulanıyor. Kendim yani biz kendim açısından en azından benim açımdan öyle. İşte cuma gününden itibaren neredeyse gözümüzü almadık. Hep ekran başındaydık. Eee yani bir içinde bir sürü gerçek hikayeyi barındıran ee, çok önemli hikayelerin yer aldığı, bir iki gün yaşadık. Yani zaman zaman gözümüzde olduğu zaman zaman e, çok mutlu olduk. Mutlu olduğumuz anlar da vardı. E, 38 vatandaşımızı kaybettik, e, yaralılarımız da var. E, ama şunu belirtmek istiyorum Yüksel, müthiş organizasyon. Yani gerçekten mesela e, depremin olduğu dakikadan itibaren e, tüm yardım kuruluşları, işte Afat'ın e, önderliğinde. Ee, çok iyi organize oldular. Ee, o organizasyon belki de e, ölü sayısının kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısının çok yukarıya çıkmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesiydi. Ee, çok önemli işlere imza attılar. Enkaz altında kalanlara e, çok çabuk e, ulaşıldı. Bu da belki sayıyı aşağıda tuttu. Burada da yani oradaki yiğitlerin de hakkını teslim etmek lazım. Kesinlikle. Allah hepsinden e, tek tek razı olsun. E, Tabi e, hayatın bir de başka gerçeği var. Dün biz yayın yapmadık e, ama e ne söyleyecektik ki zaten yani? Diye ya doğru ama şimdi bir taraftan e, da hayatın bir de olağan akışı var yani bir şekilde. E, depremden çok da fazla uzaklaşmadan, aynı yine konu içerisinde kalmamızı sağlayan e, gereksiz insanlar topluluğu var bu ülkede. E, depremi siyasi e, çıkar uğruna kullananlar veya sportif amaçları uğruna kullananlar da var siyasi amaçlar uğruna kullanılanları eleştirecek durumda değilim öyle bir haddi haddim de değil bir yok bilgim de yok ama şu kadarını söyleyebilirim sportif anlamda depremi kullanan ve depremden bir bir şey elde etmeye çalışan kişi kurum ve kulüpler var bu kulüplerle ilgili de birkaç cümlem olacak Hani benim avukatım şey ol Muhtemelen izliyordur Eğer dava açılacak kadar da hakaret durumuna getirmemek için kendimi tutacağım ama e, ee, sürçülisan edersem de şimdiden affola sizlerden de şimdiden özür diliyorum çünkü ya bu kadar bu kadar önemli önemsenen ve bu kadar bütün ülkenin e, teyakkuz haline geçtiği bir olay sonrasında can kaybı olsun olmasın beklenenin altında can kaybı olmuş olsa da kendi sportif emelleri hedefleri uğruna çirkin münasebetsiz anlamsız açıklamalar ve beklentiler içerisinde olan kulüpler var. Bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe. Fenerbahçe kulübünün bugün yapmış olduğu açıklamayı gerçekten bir 8 10 kere falan okudum. Yani doğru olmamasını umarak okudum. Hepi topu kazanılacak bir 3 puan ya da hepi topu kaybedilecek bir 3 puan ya da yıllardır olamadığınız gibi şampiyon olamayacağınız bir sezon geçireceksiniz. Ne olur ki her sene siz mi şampiyon oluyorsunuz? Hepi topu bir şampiyonluktan bahsediyorsunuz <laughs> ve de bir garip bir e, gizemin içerisine sokuyorsunuz Türk futbolunu. Sayın Başkan Eli Koç geçen hafta sonu oynanan maçtan sonra artık e, her şeyin değiştiğini ve bütün çıkarların da e, Fenerbahçe'nin çıkarları da olasılığında hareket edeceğini söylemişti. Evet tabii ki bunu da hak vermiştim de ben. Fenerbahçe Kulübü başkanısınız. Ama eğer bu tip açıklamalarla, bu tip bütün ülkeyi yoracak, bütün ülkeyi tartışılır hale, bütün kulübünüzü de tartışılır hale getirecek tarzda açıklamalar yapmaksa sizin bu tutum dediğiniz, tutum değişikliği dediğiniz şey, ben orada yokum. Ben orada yokum, ben onun karşısındayım. Ben burada popülist yaklaşımda bulunmuyorum. Ortaya çıkartacağız. Zaten çıkarttı da. Bir tane adam Türkiye Futbol Federasyonu'ndan süreci anlatalım. Bak en basiti. Fenerbahçe maçı kaybediyor. Şey ma maçı bitiriyor. Kazanıyor Fenerbahçe maçı. Maçtan sonra Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın açıklaması. Malatya'daki maçın ertelenmesi çok normal. Böyle bir ortamda futbol oynanmaz. Bitti. Aynı maçta Fenerbahçe taraftarı depremde ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven her neyi varsa maç bittikten sonra onları sahaya gönderiyor, sahaya atıyor. Daha önce bu Ve Van depreminde onlarda, benzerini Beşiktaş taraftarı onlar yapmıştı. Da, bir reaksiyon veriyorlar. Yani deprem hepimizin başına gelebilecek Helazı, bir durum. Elazığ ve Fenerbahçe seninle diye bağırdılar ki <laughs> müthişti. Sonra dönüyoruz. Malatya Başkanı'ndan bir ilginç açıklama geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor'un isteğiyle Trabzonspor gelmek istemedi diye biz bizim maçımızı erteledi diyor. Bunun üzerinde de Fenerbahçe 3 sayfa bu 3 sayfalık 3 sayfalık bir açıklama yapıyor. Korkunç bir açıklama ya. Bak söylüyorum Bak. benim fikrim o. Yani Fenerbahçe taraftarı içinde beğenen vardır, takdir eden vardır. Ama ben son yıllarda hiç bu kadar korkunç bir açıklama görmedim abi. Abi tek bir soru soracağım. Ben çok düz mantık bakıyorum bu meseleye Gökhan. Şimdi e, Cuma günü 20.55'te bu e, doğa olayı afet gerçekleşmemiş olsaydı, deprem olmamış olsaydı... Yarın Yeni Malatya Stadyumunda ne olacaktı abi? Malatya Spor Trabzonspor maçı oynanacak. Yeni Malatya Spor Trabzonspor maçı neden oynanmadı? Deprem olduğu için. Deprem olduğu. Yani sanki durup dururken e, Trabzon Trabzonspor Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Ben Trabzonspor'un avukatı falan da değilim de. Yani son e, zamanlarda Sayın Başkan Ali Koç'un Trabzon üzerinden e, yapmaya çalıştığı, kurguladığı bir şey var. Yani bunu insanlara anlatmaya çalışıyorum. Yani eğer deprem olmasaydı bugün saat 20.30'da mı? 20.30'da Trabzonspor'la e, yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecekti. Şimdi Fenerbahçe öyle bir öyle bir korkunç açıklama yapıyor, yayınlıyor ki, diyor ki, e, işte Trabzonspor'un dört tane savunma oyuncusu, işte 120 dakika oynamış, bilmem ne filan, hani T Trabzonspor zaten kullanıyor mu? Biliyorsun, bundan daha bir bir hafta önce <laughs> Sayın Başkan e, Ali Koç şöyle dedi abi, dedi ki bu sadece Trabzonspor için çıkartılmış bir e, devlet yardımı dedi siyasiler üzerinden vurgular yaptı. İşte bir FETÖ e, göndermesi yaptı. Dedi ki seçim zamanı FETÖ başka türlü falan. Ali Koç abi geldi Türk Futbolu'nda dedik ki ya Sayın Başkan müthiş. Müthiş dedik ya oh be. Aradığımız ya dostluk kimsenin ismini almayacağız dedi. Burada heykeli dikiyorduk neredeyse. Kulüpler bir toplantılarına Aziz Yıldırım gitmiyordu. Gitti. Fikret Başkan'la beraber <laughs> şahane resimler verildi. Hı. Mustafa Cengiz, Trabzonspor'la beraber şahane Hı. fotoğraflar verildi. Yunus yüzümüzü gördünüz. Şimdi sıra Yavuz yüzümüzde dedi ya. İşte o günden itibaren Ali Koç'un Türk futboluna yaptığını zararı, verdiği zararı var ya. Bak kimse vermemiştir. Çok açık söylüyorum. Bak sıralıyorum sana. Diyor ki abi. Hep sürekli kavgayı çıkartan taraf Fenerbahçe. Bu arada söyleyeyim. Yani diğer kulüpler hep cevap verdi, yanıt verdi. Sokak kabadayısı dedi bir dergi sonrasında. <laughs> Döndü, o koridorda Fatih Hoca ile merhabalaştı. Döndü evine sokak kabadayısı diye açıklama yayınladı. Bu lig kurgulanmış dedi. Bu sene kurgulanmış diyenlere dava açtı. Rize maçın sonrası kapkara bir gece dedi. Türk futbolunda kapkara bir gece falan dedi. Fatih Terim'in tazminatı sürekli diline doladı. Bir, yarın arkadaşlar açıklama yapacaklar. Bu tazminattı filandı falandır öyle bir şey. Ergin Ataman, Efes Eşleşmesi'nde Fenerbahçe yine Ergin Ataman, Anadolu Efes, ambulanslar filan böyle. Garip bir yönetim stratejisi. E, sicili bozuk dedi. TNA'da başka, kalabalıkta başka konuşuyorlar dedi. Harcama limitinden bir takım memnun sadece dedi. Bir kulüp için çıkartıldı bu dedi. Trabzonspor için. Trabzonspor için çıkartıldı dedi. Trabzonspor'un arkasında devlet var dedi. Bugün de diyor ki Türk yani bu e, maçın ertelenmesinin sebebi Trabzonspor şampiyon yapmak isteyen güçtü yani. Bak. Abi, aklını Fenerbahçe mı yönetimi ya? ne diyor biliyor musun? Vallahi ayıp oluyor Ali Koç. Yeter ama. Vallahi ayıp oluyor ya. Ali Koç bugün ne diyor biliyor musun? Türk futbolu adına sorgulamak durumunda olduğumuz şampiyonluk yarışında bir takıma açıkça avantaj sağlayacak bir, bu maç iptal kararının gerçek sebebinin Trabzonspor takımının Malatya gibi zorlu bir deplasmana 120 dakika oynadığı Türkiye Kupası son 16 turu revanş maçının hemen ardından çıkarılmak istenmemesi mi? Ya insanda biraz utanma olur ya. Yani insanda biraz utanma olur ya. Biraz utanın ya. Ya orada insanlar ölmüş bir karar alınmış. Ha şunu söyleyebilir ki Fenerbahçe taraftı yönetimi. Mesela bunu böyle yazma. Bunu böyle yazma. Böyle Abi, düşünüyorsun Tuzla da. elazığ maçı da ertelendi ya. <laughs> ne yapalım bak, şimdi? Bunu böyle yazma. Tuzla-Elazığ maçı da Elazığ'da değil ha bu arada İstanbul'da. Belki ona Elazığ Spor istemiş olabilir ya da Tuzla Spor istemiş olabilir. İkisinden birisi ya istemiş olabilir. İkisinin önemi var mı? İki kulübede sormuşlar ya. Şimdi bak, orta... Malatya Spor Başkanı da bu arada ben <laughs> Beyaz TV'de seyrettik Ertem'in programında. Demiyor ki biz istemedik falan demiyor. Ee, Tv'di var. Kulübün resmi yani hesabından kulübün, atılan... Kulübün resmi hesabın işte orada da bir yanlışlık var. Şimdi bak... Orta... Trabzon Başkanı... Özür diliyorum Gökhan. Trabzon Başkanı diyor ki kardeşim biz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan böyle bir talepte bulunmadık. Bizi aradılar. Böyle bir şey var. Ne dersiniz dediler. Ben Ahmet Ağoğlu'nu Aspor'da dinledim. Diyor ki e, Ahmet Ağoğlu ben teknik eğitime sordum. Döndüm. Dedim ki bizim için hiç fark etmez kardeşim. Oynayın derseniz oynarız. Oynamayın derseniz oynamayız. Ve hatta bunu şu anda televizyon ekranında bunu konuşuyor olmaktan da utanç duyuyorum dedi. Trabzonspor Kulübü'nün yapmış olduğu resmi açıklamanın bir maç iptal talebi olarak değerlendirmek ancak ve ancak garip işler çevirmiş olan insanların yapacağı şeydir. Trabzonspor'un resmi hesabından yapılan açıklama çok net ve açık. Diyor ki biz Trabzonspor Kulübü olarak Malatya Spor maçına hazır bulunmakla birlikte Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı Saygıyla karşılayacağımızı kamuoyuna sunarız. Şimdi burada Trabzonspor'un herhangi bir talebi yok. Ama işi karıştıran şey ne biliyor musun? Malatya Spor Başkanı Adil Gevre'in, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili beni aradı, Trabzonspor'un yabancıları Malatya'ya gelmek istemiyor dedi. Varsayalım ki bu doğru olsun. <laughs> ki böyle de olabilir, korkabilir insanlar. Ne olacak ya? E, sosa buradaki e, stat, statta, Beşiktaş stadındaki patlamadan dolayı gitti. Terk etti gitti evet, korktu. Korktu gitti. Kendisi korktu, korkabilir. Eşi korktu, şey Yine olabilir. sosa korkmuş olabilir. Yine sosa korkmuş olabilir. Yani abi ne olacak yani? Bütün bunların... Hayır bu maç ertelenince ne oluyor arkadaş ya? İşte dert şu. Trabzonspor'u koruyorlar, kolluyorlar. Neymiş efendim? Trabzonspor'a Devlet destek veriyormuş. Duyan da devletin sadece Trabzonspora destek verdiğini düşünür. Hiç kimseye vermemiş başka. Sadece Trabzonspora veriyormuş. <laughs> Fenerbahçe'nin vergilerinde indirimi olmamış. Vergiler Fenerbahçe'nin SGK. Fenerbahçe o zamanki SGK. Trabzonspor dışındaki kulüpleri söyleyelim. Sadece Fenerbahçe demeyelim. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Beşiktaş. Fenerbahçe'nin yapmak istediği şey insanlardaki algı bu. Çok da doğru bir algı. Trabzonspor maçında olay çıksın, o maç bitmesin o maç 90 dakika sonunda tamamlanmasın diye köpürtülen bir trab Durduk yere Trabzonspor'un arkasında devletler açıklaması geldi Fenerbahçe Başkanı'ndan ya. Durduk yere yani. Hani bu yardımlar devlet tarafından yaptığı söylenen yardımlar bu sene de yapılmamış ki. Velev ki bu sene yapıldı. Sen Fenerbahçe'sin. Trabzonspor ya bu, bu ligin lideri Sivasspor'dan ses çıkmıyor. Bak Gökhan. Fenerbahçe sadece... Başkanı Ali Koç. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Bundan haftalar önce, yani son 3 haftadır Beşiktaş Kulübü başkanlığına soyunmuştu. Şimdi de Yeni Malatya Başkanlığı'na soyunuyor. Aynı zamanda Sivas Spor Başkanlığı'na soyunuyor. Ya Sivas Spor neden bir açıklama yapmıyor? Bu ligin lideri kardeşim. Adamlar gerizekalı mı yani? Aynı ya, senden daha öndeler. Senin üzerindeler. Ayıp ediyorlar. Ya bak Fenerbahçe'nin yaptığını... Vallahi ayıp ediyorlar. Fenerbahçe taraftarının ayıp da tepki göstermesi lazım arkadaş. Yapmayın bunu ya. Ya bu kadar münasebetsiz bir talep olur mu? Bu kadar münasebetsiz bir açıklama olur mu ya? Neymiş efendim? Trabzonspor'un 120 dakika ya ayıp ya nereden aklınıza geliyor bunlar ya? Ya bunlar nasıl aklınıza geliyor kardeşim deprem ya? Deprem oldu ya. Ya deprem oldu insanlar öldü. Ya yani deprem. Ve i̇nsanlar gibi. yaralandı. Yani ortada bir ya doğal ülkece afet yok. Bak eğer ortada bir doğal afet olmasaydı. Yazık. Trabzons, vallahi yazık ya. Türkiye Futbol Federasyonu <laughs> durup dururken. Fenerbahçe'nin oynayacağı maç öncesinde Trabzonspor'un Malatya deplasmanındaki maçını ertelemiş olsaydı Adil, adil, ge adil Gevrekle Trabzonspor'un Malatya Başkanı, başkanı Adil Adil Gevrekle. Malatya Başkanı'nın altına imza atardım. Malatya Başkanı Adil Gevrekle. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un arasında bir şey var mı? Biliyor muyuz? Bilmiyorum. Hani bir bir bir, bir ilişki var mı? Şey, MHK başkanıyla evet, Başkanı arasında bilmiyorum. Ya ben. çünkü ancak bu açıklama Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç size bir şey söylerse yapılır. Bak çok net söylüyorum ya. Bildiğim çok bir şey net. yok, değil mi? Bak bildiğim bir şey yok. Soruyorum zaten sana. Ya bunu Fenerbahçe Kulübü Başkanı senden ister ya açık bir şey söyle diye. Durduk yere yapılmaz bu açıklama. Senin şehrinde deprem olmuş ya, senin vatandaşların ölmüş. Sayın Adil Yevrek ya. Sen maç derdinde misin? Sana ne kardeşim ya? Ya sana ne ya? Oyna derse oynarsın, oynama derse oynamazsın ya. Sen niye topa giriyorsun? TFF'den bir yetkili aramış. Oraya bağlan, buraya bağlan. Twitter'da ya senin şehrinde deprem olmuş Adil Bey ya. Sayın Adil Gevrek çıkıp diyor ki bir de bizim köyümüzde de çok hasar var ama Allah'a şükür can kaybı yok. Ya onlarla ilgilen sen Sayın Adil Gevrek. Ali Koç'u bırak ya. Bırak Ali Koç'u. Ya e, Gökhan. Bildiri dediğin şeye de önce Adil Gevrek imza atmadı mı? Evet. Var demek ki bir şeyler abi. Ha, i̇şte o yüzden diyorum ki ben bu araştırılmalı. Sayın Adil Gevrek çok kıymetli, çok değerli bir insan olabilir. Tanımam etmem kendisini. Ben de tanımıyorum. Bak hiç tanımıyorum kendisini ama hiç daha ters böyle e, garip bir çıkışını görmedim. Ha Sergen Yalçın'ı göndermiş olması bana garip geldi. Ama oradaki hikaye biraz Şenol Güneş'le <laughs> alakalıymış. Ha, yani... Şenol Güneş aşağıya çağırmış Sergen Yalçın'ı. Şenol Genç kampı ziyaret etmiş, gelmemiş. Bir daha başkan kendi gitmiş, tekrar çağırmış, gelmemiş falan. Orada bir Sergen Yalçın'la başkan arasında, e, hani Antrenör, şimdi Beşiktaş'a da gelecek ya, Beşiktaşlılar kızmasınlar, hani e, itibarsızlaştırmak gibi değil. Benim bildiğim Antrenör'le e, başkan arasında bir e, sıkıntı var orada. Yani Galatasaray'daki Fatih tamam, Terim onu... Mustafa Cengiz sıkıntısına benzer bir sıkıntı. Oraya geleceğiz, ha. Oraya geleceğiz. sana evet. sürpriz bir videom var. Yapma ya. Bayağı. Bak iddia ediyorum Galatasaraylılar çok samimi söylüyorum. Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar birazdan yayınlayacağım video. Normalde biz yayınlamıyoruz ama gerçekten hafta içerisinde attığım bir tweet var. Ver abi onu. Ver attığım tweet'i. Bu tweet'i neden bak bu tweet'i attıktan sonra Dur abi, abi, ortaya çıkan bir görüntü. Ne yazıyor Diyor ki orada? düne kadar sokakta kimsenin tanımadığı ülke sporuna hiç katkısı olmayan kişiler yani Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den bahsediyorum ülke tarihinin en önemli kupasını kazandıran, kulübüne 3. ve 4. yıldızı kazandıran, kendilerine şampiyon başkan dedirten insana neler söylüyor? Tamam or oraya gireceğiz. Dememin ardından Mustafa Cengiz'le ilgili lütfen ekran başında kalın. Az sonra Mustafa Cengiz'le ilgili şahane bir video yayınlayacağım ve bu zamana kadar Basto da hiçbir hiçbir kanalda yayınlanmadı. Bak hiçbir kanalda yayınlanmadı. Tabii ki yani. söylüyorum. Özel bir görüntüdür. Normalde böyle şişirmen biliyorsunuz. Hani bizim Ertem yapar ya onu. Az sonra inanılmaz görüntü kimse Bizim de tarzımız yok. da değil. Bizde öyle bir şey yok. Ama gerçekten bu video Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı herkesin merakla izleyeceği ve özellikle sosyal medyadan da ilana buradan söylüyorum paylaşın bu bölümü. Bizim Cumali demiş ki Londra'dan e, tüm maçları bir hafta erteleseydiniz ne olurdu? Evet Adil Gevrek böyle bir talepte bulunmuş. Ne güzel böyle bir talebi Hepsin değerlendirip hepsini erteleselerdi mükemmel olurdu. Evet. Harika olur. Ama o bölgede <laughs> etkilenen iki şehrimiz var değil mi? Elazığ ve Malatya. Yani federasyon orada bir tutarlı davranmış. Abi şimdi biz, bak bir işin teknik boyutunu bilmiyoruz. Stat belki hasar gördü ama Malatya statı. Bilmiyoruz federasyon, yani Adil ay, Gevrek de söylemedi. Federasyon yetkililerinin de bilgisi yok. Bil, bil, belki valilik, ki. belki valilik söylemiş de evet, olabilir. Evet, valilik yani. diyebilir ki abi biz bu... Ama on, bu işler öyle kişi, olmuyor işte. 20 bin Hayır, kişi, 30 bin bak şimdi. alamayız diyebilir. Bak bir hayır, yerde teknik olarak haklı bilmiyoruz bak, anlamında bak, söylüyorum Bir yerde Gökhan, haklı olduğu taraf var. Kimi? Birilerinin haklı olduğu taraf var. O da şu. Bu maç neden bu şekilde iptal ediliyor? Erteleniyor. Abi sen mesela bir şekli dakika çok özür diliyorum olur. Bak, ya bunun Gökhan. Şekli olur abi. Bak şekli var bunu ya beni hiç rahatsız etmedi. Niye biliyor musun? Hayır hayır abi şekli ya, bir, olur. Bak ben bunu medyadan <laughs> e, takip ettim. Medyadan. İlk duyduğum Elazığ-Tuzla maçı. Tuzla-Elazığ maçı ertelendi. Hiç yadırgamadım. Son Yadırgaman, derece normal. Son derece normal. normal. Sonra... Yeni Malatya, e, Trabzonspor maçı ertelendi dendi. Hiç yadırgamadım. Çünkü abi orada bir şey yaşanmış ya. Ben öküz altında bu zağı aramadım abi. Ha, yok yok. Ertelenme şekli şöyle olsaydı normaldi. Ne şekli abi? Ya bak bir dakika babacığım. Bir şey söyleyeceğim. Bir sus da. Bir, bir, Allah aşkına ya sen bu bıraktıktan sonra böyle oldun. Sözümü sürekli kesiyorsun ve hiç bitiremiyorum ya. Bana Vallahi bak ya. Yok şey Ali Koç'a söylüyorum. Sana söylüyorum tabii. Burada bir yani maçın iptal edilme şekliyle ilgili bir bilgi paylaşımı var. O da Sayın Adil Gevrek diyor ki biz oynamak istiyorduk. Trabzonsporlu yabancı oyuncular gelmek istemedi diye Türkiye Futbol Federasyonu bu maçı iptal etti. Adama soruyorlar. Kim söyledi? Adını vermem. O zaman yalancısın kardeşim. Yok öyle deme. Yalancısın deme. Bak o zaman Yalancısın derler adama. Ya burada zaten Sen bir ismini söyleyeceğim abi. Ne var bu ismi söylemekte? Abicim, Ahmet. Niye söylemiyorsun? Ya da bak e... bir şey söyleyeceğim. Niye ismini söylemiyorsun? Adil Gevrek ikisinden biri yalan söylüyor e... zaten. E ben de onu söylüyorum. İsmini vermezsen olmaz. Trump, TFB'li ben diyor ki ben kurum söylüyorum. Ya kurum söyleme kardeşim. Adamın adını söyle. Adamın adını söyle. Bitirelim, çekelim ipini, bitirelim adamı. Sen kimsin kardeşim? Yetkin var mı bu maçı iptal etmeye diyelim? Niye karıştırıyorsun ortalığı? Federasyon diye. niye abi susuyor? Federasyon bugün yazılı bir açıklama yayınlasın abi. Desin belki ki belki yarın diyecek ya. ki abi. Malatya <laughs> valisiyle yaptığımız görüşmede evet. Malatya valisi bu maçın oynanmasını doğru olmadığını bize bildirdi. Ya belki Biz güvenliği de... sağlayacak polis sayısı yoktu ya. Abicim çünkü insanlar orada can <laughs> derdinde. Evet ya. ya. Biz hala Trabzon'un 4 savunma oyuncusu kart sınırındaymış. Öbürü bilmem neymiş. 120 dakika oynamış. Ya Vallahi ayıp illa ayıp ya daha daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ee, Ali Koç ayıp ediyor. Yani bir e, gözünüzü seveyim. Bu işe bir e, dediniz ki birleştiriyoruz, birleştiriciyiz. <laughs> Az önce saydım tek tek. Ona e, sicili bozuk, buna e, tenhada Var. başka. Bu kural Fatihlerim için şey e, Trabzon için çıktı. E, Anadolu Efes'te ambulans yoktu filan. Yani hep bir ha, e, peki. gelelim oluşturma tamam. çabası yakışmıyor. Anadolu Ajansı muhabirine canlı yayında senli sun senli benli konuşarak fırça atıyorsun. Devrim zengiye yılların muhabiri, yılların gazetecisi devrime siz sen yapıyoruz. çıkartıyorsun diyorsun. Ersine Ersin e canlı yayında fırça atıyorsun. Ersin de son derece kibar bir İstanbullu değil ama e, Denizli'dir kendisi. E, bir İstanbul bey, bir beyefendi. E, imajıyla karşılık vermiyor. Sen niye üstün ha, falan diyor. Sen falan ne demek? O zaman sen sen çok doğru söylüyor Erman abi. Ali Koç bundan sonra. Sayın Adil Gevrek. Ali Koç bundan sonra. Benim için öyle. Ha Bir gazeteci, bir muhabir arkadaşa siz diye hitap ederse o zaman sayını kazanır. Doğru ya söylüyor. Herkese böyle bir üstten bakma. Ha, yani, ha, para, yani, Abi bir anda çok anda zengin başka olabilir. bir yere evrildi ya. <laughs> çok ya, zengin var, olabilirsiniz. çok zengin olabilirsiniz. Dünyanın en önemli okullarından mezun da olabilirsiniz. Ama bu sizin iyi bir başkan olacağınızı göstermez. Yavuz yüzünüz buysa bu yüzü Fenerbahçe taraftarı da kabul etmez günün sonunda. Sizin alacağınız şampiyonluk, mampiyonluk hepsi hikaye. Çünkü Fenerbahçe taraftarı sadece şampiyonluğa odaklanmış bir taraftar değildir. Şu anda arkanızda olduğunu zannettiğimiz taraftar rüzgarı gün gelir sizi o koltuktan eder. Yıllar sonra Aziz Yıldırım'ı ettiği gibi. Kardeşim şimdi Trabzon'da Gökhan hep aynı şeyi söyleyeceğim hep araya giriyorum ama Trabzon'da bir maç oynanacak abi hafta sonu. Bir hafta sonra cumartesi mi maç pazar mı? Cumartesi pazar neyse bir hafta sonra bir maç oynanacak Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında. Yahu neden geriyorsunuz ortamı? Neden neden? Çünkü beceriksizler, başarısızlar. Neden geliyorsunuz? Neden yani? başarısızlar? Söyleyeyim bak. Senin takımın gidecek oraya, antrenörün gidecek, taraftarın gidecek. Fenerbahçe başkanı ya Ali orada Koç. Orada olay mı çıksın istiyorsunuz ya? Hani ne olacak abi? Böyle şey olur mu ya? Ya Başarısız bu yaptığınız olan... şey tamamen ortamı germek. Çünkü şimdi bak abi sosyal medyada insanlar böyle ikiye bölünmüş durumda. E, Fenerbahçe taraftarı, evet abi işte bizim başkanımız haklı. Zaten bizim maalesef sorunumuz o abi. Ne zaman ki Fenerbahçe taraftarı başkanını eleştirir, Galatasaray taraftarı başkanını eleştirir, hocasını eleştirirse biz o zaman düzelmeye başlarız abi. Koyun gibiyiz ya. Kim ne derse onun peşine takılıyoruz abi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray mesele olunca. Koyun gibiyiz. Adam ne derse bir sosyal medya algısı var. Ee, böyle e, silah şölleri var hepsinin. Ateş ediyorlar sosyal medyada. Ya etsinler Adam, iki kelimeyi bir araya da, getiremeyenler. Sosyal medyada ateş ediyorlar da A diyemiyorlar sonra. Yani Milleti suçluyorlar ya. Ha bu arada... Aspor'la yeni... ilgili bir açıklama yayınlamış. Baktın mı? Ha öyle mi? Hı -hı. Kime neye hizmet ettikleri apaçık ortada. Türk Spor Tarihi ilk defa spor kanalı olmayan bir Bak kulübün... Bak diyor ki Saim, Fener size... Ben, abi orada bizim programımız burayla ilgili değil. Ha, öyle mi? A yayınla ilgili. Saim Hı -hı. demiş ki Fener size ne yaptı da öfkeniz bu kadar... ne Fener Anlatmış gerçekten mı? bize bir şey yaptığını mı zannediyorsunuz ya? Fenerbahçe Allah üzerinden reyting yani. yapmaya çalışıyorsunuz demiş. <laughs> Cidden itinayla zırvaladınız demiş mesela. Fenerbahçeliler nedense bu söylediklerimizi kabul etmek istemiyor. <laughs> çünkü Fenerbahçeliler falan. olaya şöyle bakıyorlar abi. Çünkü Fenerbahçe taraftarı tarihi için çünkü... bu sene her şeyden önemli olan şey şampiyonluk çünkü. Değil abi. Öyle gerçek, bakıyor yok, abi. Başka Fenerbahçe türlü olmaz. Sosyal medyaya bakma adam, sen ya. Abici, ya Ali Koç sosyal medyada bak da silah şölleri var. Saldılar üstümüze. Geçen hafta ha. patlattık bombalarını ya gitti. Ali Koç abicim şimdi... alt alta yazıyorum ya. Ben alt alta yazıyorum bunları. Ya bu, bu Ali Koç için yazıyorum. Yarın Fatih Hoca için yazarım. Öbür gün Mustafa Cengiz için yazarım. Ya ne mutlu ki biz bir gün birden kendi adıma söyleyeyim senin için söylemeyeyim. Ben bir günlük programda bak bir saatlik programdan aşağıya iniyorum buradan odaya geçiyorum. Odama geçiyorum Twitter'a bakıyorum. Twitter'a bir bakıyorum Galatasaray düşmanı oluyorum. Beşiktaş düşmanı olmuşum Fenerbahçe. Demek ki ben doğru yoldayım. Eğer ben bir, pro bir saatlik programda herkesin düşmanı olabiliyorsam demek ki doğruyu söylüyorum. Varsın beni Fenerbahçeliler sevmesin doğruyu söylüyorum diye sevmem. Ben böyle düşünüyorum. Fenerbahçe yönetiminin yapmış olduğu açıklamanın son derece münasebetsiz olduğunu düşünüyorum. Bak münasebetsiz diyorum ya münasebetsiz bir açıklama çünkü bunun elle tutulur bir tarafı yok ya utanır insan oraya 120 dakika futbol oynamış 4 tane savunma oyuncusunun Deprem bilmem nesi ya. olmuş ya arkadaş utanırsın bak böyle düşünebilirsin dost için konuşursun taraftar böyle konuşabilir bak abi taraftar cim. bile bunu konuşabilir ama sen Fenerbahçe'yi yöneten bir insansan bunu böyle konuşmaman lazım abi, abi. bunu böyle yazmaman lazım konuşmasın. sen Fenerbahçe taraftarı değilsin sadece Karnından sen konuşmasın. Fenerbahçe kulübünün başkanısın Karnından ve Fenerbahçe konuşmasın. kulübü de bu ülkenin en önemli spor e, camialarından bir tanesi Yapmayın. Fenerbahçe'yi küçültmeyin. Neden? Neden? Bak başarısız olan yöneticilerin açıklamaları. Sayın Ali Koç artık başka yol izlemek lazım. Aba altından sopa. Bugün Sayın Koç'a da Beşiktaş kaybetti ya. Neredeydiniz? Atı alan geçti. Haftalar öncesinden iki tane penaltınız verilmedi gıkınız çıkmadı. Sonra Fenerbahçe maçı Fenerbahçe başkanı konuştu da siz açıklama yaptınız. Fenerbahçe Başkanı sizin yerinize konuşuyor Beşiktaş yerine. Kocada, Sayın Kocalağa diyor ki artık başka yol izlemek lazım. Ee, yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Bu oyunu biz bozarız. Masaya vuracağız. Ağlamayız biz. Masaya vur. Neredeydiniz abi o zamana kadar? Plansızsınız. Şivas Abdullah Hocayı, Abdullah Hocayı kovuyorsunuz. Ya Beşiktaş yönetimi Abdullah ya burası. Ya kimse kusura bakmasın. Küçültmek için söyle. Hadi kimseye örnek vermeyeyim. Çat kapı spor diye ki Beşiktaş kulübü abicim. Bak çat kapı spor ya, çat, var kapı spor. ya. Çat kapı spor değil ki burası ya. Ya peki çatladı kapı spor olsun ha, o zaman. Çatladı kapı patladı kapı spor olsun. Değil ki burası ya. Sizin bir planınız olur abi. Var planımız. Ha, ne planmış? Pazartesi günü yönetim dolu. Ya bu ülkede bir gecede kanun değişiyor ya. Ya siz bir gecede teknik direktör bulamıyorsunuz. Pazartesi günü de yarın da sergene getireceksiniz. Sergenden başka alternatifiniz yok. O da sergen kabul ederse. Sergeni getireceksiniz. Bu takımın başına koyacaksınız. Bu mu sizin planınız? Ya getirin kardeşim Sergen'i gene bu takım başına. Takımda bir değişiklik olsun. Bir teknik direktör görsün. Al Şenol Hoca Gökhan Keskin. Çok severim. Gerçekten Beşiktaş tarihinin... Şenol olacak gelir mi? Hangi Şenol Hoca? Şenol Güneş. Yok be abicim. Şenol Hoca'dan bahsediyorum yani. Birlikte çalıştırmaz mı? İkisini. Plan olabilir abi. Belli mi olur? Bildiğim bir şey mi var? Bildiğim bir şey yok. E ya. yok öyle bir saçmalık mı olur? Olsa, olsa Beşiktaş'tan ayrılmazdı. Bence yani, yani Beşiktaş'ın <laughs> yatın kalkıp şey o güneşi getirmesi lazım. Hayır abi yok. varsa yoksa Sergen şu anda Sergen Beşiktaş. Çünkü bu sezon bitti Beşiktaş adına. En azından gelecek sezon için Sergen'in çok iyi hazırlanabileceği bir dönemi var Beşiktaş'ın. Beşiktaş ilk beşe giremez bu kadroyla bu yönetimle. Ve bu yönetim şekliyle. Neymiş planı varmış. Pazartesi günü toplanacaklarmış. E ne oldu gitti 3 puan. Çıkarttığı kadroya bak. İbrahim, Caner Gökhan yedek. Douglas Rıdvan ilk 11. Gökhan'cığım oraya geleceğiz. Beşiktaş'a da geleceğiz ya. Şurada bir Fenerbahçe'yi tamamlayalım, bitirelim şu Fenerbahçe'yi İbrahim Fenerbahçe, Fenerbahçe taş İbrahim Altıntaş demiş ki Malatyaspor Başkanı Sayın Gevrek biz erteleme istemedik diyor. Diyor mu bilmiyorum ben. Diyor mu? Erteleme istemedik dedi mi bugünkü yayında? Yok. Yani Trabzon ben... dedi mi? Biz erteleme istemedik diye? Demedi. Dedi. Ben dinledim Ahmet Ağol. Biz kimse de erteleme falan istemedik. Erteleme diye. istedik dedi mi diyorsun? Evet diyor. İtiraf okuyorum ya diyor ki Malatya Başkanı Sayın Gevrek biz erteleme istemedik diyor ve Trabzon istedi diye maç erteleniyor diyor İbrahim Altındal. Ya Trabzon ben istemedim diyor. Nasıl bu algı abi Trabzon istedi maç ertelendi algısı var şu anda. Neden? Fenerbahçe taraftarında. Neden? Yok öyle bir şey Neden? yalan. Neden biliyor musun? Çünkü Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç bu algı üzerinden açıklama yapıyor. E, yalan. e o zaman söylenecek bir şey yok. Yalan. Yani yalan, e, Trabzonspor üzeri, spor bir yalan da, üzerinden Trabzonspor başkanı da çıkıyor. Ben diyor, abi benim insanlar bir da şu, diyor Trabzonspor istedi maç ertelendi. Oh be ne güzel. Yok abi böyle bir şey. Öyle bir algı var ki Fenerbahçe'nin 3 puanını silmek için işte Fenerbahçe zorla para harcattırdılar. Fenerbahçe ününü kesmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe bir şey yapıyor, orada da o oluyor ya. Vedat Buric ya Vedat ile ilgili açıklama yayınladı ya Fenerbahçe kulübü. Neymiş abi hepsi niye karşı çıkmamışmış. Ya ne fark eder? Vedat Buric'e ceza verilmedi mi? Ver, ya zaten sevk edildiği gün verilmeyeceğini Ali bir cihan bilmiyor muydu? Hepimiz biliyorduk ceza almayacağını Vedat Nur için. Dün Göksel Gümüş daha dedi işte. Kandıranla kandırmayan arasındaki farkı anlattı. Kandıran oynadı dedi. Kandırmayan oynayamadı bu maçta dedi. Trabzonspor'un arkasında devlet var diyen Ali Koç. Devlet televizyonuna çıkıp şu ifadeyi kullanıyor. Devletin eli değmeden bu girdaptan çıkamayız diyor. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz Ali Koç? Devletin eli değmeden bu girdaptan çıkamayız diyen de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Aynı Ali Koç Abi diyor ki transfer gibi. yapmasak da şampiyon olabilir muhtemel şampiyonluğumuzu engelliyorlar. Fenerbahçe'nin muhtemel şampiyonluğuna gölgeyi siz zorlu AVM'ye giderek o AVM'deki görüşmeyle siz zaten Fenerbahçe'nin olası şampiyonluğuna gölge düşürdünüz. Çabuk Muhtemel oldu. rakibiniz Trabzonspor üzerinden gün, de bir algı yapmaya çalışıyorsunuz. Her gün bir açıklama ya. Ama her Ama siz gün bir açıklama. şunu da unutuyorsunuz. Fenerbahçe bir şey açıklıyor abi. Siz şunu da unutuyorsunuz. Fenerbahçe siz geldiniz. Bütün kulüplerle arası iyi olacak dediğimiz, vizyon katacak dediğimiz Fenerbahçe'nin kavga ettiği kulüpleri söylüyorum. Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray. Galatasaray'ın neredeyse çimcisiyle bile kavga edecek. Onun için de açıklama yapacak. Yok Küçümsediğim kaldı zaten. için söylemiyorum. Bir yani. Yok aldı yani. Hasan'ı da vurdu, ötekisine vurdu. Sokak o Sokak kabadayısı, sicili Tabii. bozuk, tenhada başka. Tabii. Orada başka, burada başka. Yani garip garip şeyler. Ama e... ne oluyor? Onun bir karşılığı var. Prim, prim yapıyor Gökhan o. Aşağıda prim yapıyor. Üstteki şampiyonlukla ilgili mücadele ettiği bütün takımlarla kavga halinde. Ve bu kavga da Fenerbahçe'yi yani kavgadan beslenir hale getiriyor. Ya sizin takımınızın teknik direktörü Ersun Yanal maçtan sonra diyor ki öyle bir ortamda top oynamak zaten imkansız diyor. Çok doğru bir karar diyor. Siz dönüyorsunuz vay efendim niye ertelendi? Ya bak o kadar komik ki. Ya şimdi deşifre edeceğim insanları. Ya gerçekten üzülüyorum insanlara. Ya kardeşim siz bir tane adama tweet attırıyorsunuz. O tweetten sonra da Fenerbahçe yönetimi açıklama yapıyor. Ya bu kadar kolay mı yönetilir bu kulüp ya? Ya bir tane bir tane adam ya yani hani bir tane insan adam da bir, de hemen bir insan ya, giriyor, ya, bir insan ya, ya, ya Ahmet Ercanlara ya. siz tweet attırıyorsunuz. Yapma abi gözünüze. Sonrasında ya. o tweet üzerinden de Fenerbahçe kulübü açıklama yapıyor. Ya sadece şimdi, abi, ya da Ahmet Ercanlar veya başka başkaları bir yani, baş... ya, isim isim, isim, i̇sim bir mesele tamam Oluşunlar söyleyin Ahmet'e tweet atın Fenerbahçe hesapları 12 numara Fenerbahçe haber, Twitter hesabı, söyleyin Ahmet'e bağlansın, atsın mesaj, Abi, bağlansın konuşalım. Ya ben orasında orasındayım. Cevap hakkını ver veriyoruz, kullandırtıyoruz. Ahmet ben ama. şurasındayım. Fenerbahçe kulübünü yönetmek için, Fenerbahçe kulübünü yönetmek için böyle insanlara ihtiyacınız yok. Doğru yapmıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz ve gün gelecek, bunların hepsi ortaya çıkacak. Çünkü gerçeklerin gün gelir ortaya gün gelip ortaya çıkmak gibi bir durumu var. Yapmayın. Siz koskoca bu ülkenin %10'una, 15'ine, 20'sine bilmiyorum sayısını ekmek veren bir ailesiniz. Ya düşünsen abi ben şu an mesela Ali Koç'un yerinde olsam deliririm herhalde. Gece saat bir, bize de salladı programa. Gece saat bir fabrika işçisi Adnan Dinç'le fabrika işçisi Şükran Dinç'in oğlu Gökhan Dinç. Bir tane de As Subay'ın oğlu Haluk Yürekli diye iki tane zibidi çıkmış. Zibidi mi? E ee, yani onun için öyle bakıyordur o. Ya ben de ona ne i̇ki... bakarım bana öyle Tamam iki yani. tane adam çıkmış. Tamam iki tane adam çıkmış beni eleştiriyor. Sen koskoca ülkenin on 15'ine e. 20'sine ekmek veren adamsın. Bırak abi ne gerek var ya. Ne Yapmayın demek, abi ne? bu işleri. Yapmayın bırakın abi bu işleri. Türk futbolundan uzaklaş, uzaklaşın bırakın abi. Vallahi bırakın ya. Böyle yapacaksanız bırakın. Düşmanlık yap yaratacaksanız bırakın abi. Bırakın. Zaten yeteri kadar düşmanız birbirimize. Zaten yeteri kadar. Bir de altına siz gazla, benzinle, körükle gitmeyin ne oluyor? İnanılmaz ya, ya? açıklamaları var ve hiç kimse bir şey demiyor abi. İnanılacak gibi değil ya. Neydi ne oldu ya? Vallahi billahi. Neydi ya? ne oldu ya? Abi kulüpler birliği falan şöyle geldi. Abi falan. ne fotoğraflar paylaşıldı. Gözünü seveyim müthiş fotoğraflardı. Be. herkesin yüzü gülüyordu. B büyük hayal kırıklığı benim Çok için. Çok büyük biliyorum. hayal kırıklığı. En kibarcısı. En kibarcısı büyük hayal kırıklığı. Gelelim bir başka hayal kırıklığına abi. Galatasaray'da e Hı. Fatih Terim'le Mustafa Cengiz arasında bir şeyler oluyor Gökhan. Ne oluyor bilmiyorum. Ben anlayamıyorum. Sen anlayabildin mi? Ben anladığımı söyleyeyim mi? Mustafa Cengiz... Fatih Terim'i yönetmeye çalışıyor. Ama bu şekilde yönetemez. Fatih Terim'i yönetmenin belli raconları vardır. O raconu yaparsanız yürütürsünüz. Fatih Hoca diyor ki... 4 sene üst üste Galatasaray'ı şampiyon yapmış bir Abi şimdi bütün mesele Arda ile çıkıyor. Değil mi? Arda ile Arda ile Arda ile başlıyor diyelim Arda bence. Arda üzerinden çıkıyor bence. Yok, çıkan yani, çok şey var. Bir, önce, Arda. bir önceki Değil. seneye gel. Bir önceki seneye gel. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray hakkında Fatih Terim'le ilgili bir milyon tane açıklama yaparken Galatasaray Başkanı da Galatasaray'ın ikinci başkanı da Abdurrahim Albayrak da sessiz kaldı. Fatih Terim ile Ali Koçu sürekli karşı karşıya bıraktılar. Fatih Terim'i yalnızlaştırdılar ve Fatih Terim'i ya adam teknik direktör Patlak ya. Patlak veren yer Arda diyeyim tamam. Peki. Bardan taşta yer Arda ya Arda meselesi. Fatih Hoca diyor ki üç, Arda üç. Arda konusunda diyor. Ben diyor fikirlerimi söyledim diyor. Daha <laughs> eve çıkmadan diyor. üç kişi vardı diyor. Ee, Mustafa Cengiz, Abdurrahim Bayrak ve e, Yusuf Bey. Ee, vardı Yusuf diyor. Günay. Yusuf Günay e, vardı. Ben eve gitmeden diyor gazetecilere haber gitmiş diyor. Yani eee Galatasaray'ı suçluyor birilerini. Yani diyor ki ee, bunlar ya. diyor içimizde diyor bizim şey var diyor. Var ne diyor? Ee, köstebek. Köstebek. Yani bu üçünden biri Köstebek diyor yani medyaya. Ağır itham bu. Yani Galatasaray'ın Peki başkan, bu arasında Galatasaray başkanı, Galatasaray'ın ikinci başkanı, Galatasaray'ın başkan vekili falan. Yani Galatasaray'ı yöneten üç kişi Evet. için bunlardan biri Köstebek diyor Sayın Hoca, Fatih Hoca. Peki ben de şuradan... Çok ağır bir cümle yani. Çok ben ağır cümle de. Esas... Ersun esas... Yanal mesela Ali Koç'a diyebilir mi bunu? Diyemez. Ne yapar? Kapının önünde bulur. Abdullah Avcı Fikret Orman'a ya da Ahmet Nur diyebilir. Diyemez. Ya herhangi, Fatih Hoca dışında herhangi bir teknik direktör kulübün başkanına böyle bir e, cümle başkanına ve e, önemli iki yöneticisine en önemli iki yöneticisine. Yani önemli Yani neyse hadi üç, üçünden birine diyebilir mi? Diyemez. Ne olur? Gönderilir. Bir tek Fatih Hoca gönderilmez. Mustafa Cengiz de aslında bir diyor ki ya biz diyor fikir ayrılığı diyor yaşadık demek diyor. Yol yani fik, yolumuz ayrı demek ki. Ya yolumuzu ayırırız diyor yani. Aslında böyle bir şey ama hemen arkadan bir hemen bir geri vites diyor ki ben öyle dedim fikir ayrılığı yok dedim. Olsa ayrı yollara gitmemiz gerekir dedim. Biz bir fikir kulübü değiliz dedim diyor. Yani herkes böyle bir patenaj yapıyor. Fatih Hoca'nın da tavrı net. Tweet atıyor. Cuma günü depremden e, çok kısa bir süre önce 19.05'te verilmiş bir sözüm. Vazgeçmediğim bir hayalim var. Sadece Galatasaray hashtag ile. Ya şimdi herkes bak herkes bir tribün oynama derdinde abi. Şimdi dedim abi o ya az Twitter'da önce. Twitter'da ilgili arada kaynamasın. Bir şey söyleyebilirim. Söyle. Galatasaray borcu açıklanacak. <gülüyor> <gülüyor> İnanılacak gibi değil ya. Galat Yusuf Günay Galatasaray kulübünün resmi hesabından önce tweet atıyor. İnanılacak gibi Niye? Takipçi mi kasıyorsunuz? Takipçi peşinde misiniz ya? Ya bu kadar basit olur mu ya? Bu kadar basit olur mu ya? Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabı bırakın paylaşsın. Ondan sonra siz RT mi yapıyorsunuz? Ya kendi fotoğraflarınızı paylaştırtıyorsunuz sosyal medya hesabınızdan ya. Bunların peşinde peşinde koşan bir yönetici grubu Galatasaray'ı yönetiyor. Onun için şimdi zamanı geldi. Onun için şu tweet'i attım ben. Ver bir daha tweet'i. Sen bir taraf mısın burada? Ben tarafım. Fatih Terim tarafındasın. Düne kadar sokakta kimsenin tanımadığı, ülke sporuna hiç katkısı olmayan kişiler ülke tarihinin en önemli kupasını kaldıran, kazandıran, kulübüne 3. ve 4. yıldızı kazandıran, kendilerine şampiyon başkan dedirten insanlara neler insana neler söylüyor dedim. Tamam. Ya Bakın bakalım, ki, düne kadar... Mustafa Cengiz, Fatih Terim diyorsun. Özden'i koyduğumuz <laughs> an Fatih Terim, diğeri de Mustafa Cengiz çıkıyor. Evet. Bakın bakalım, düne kadar sokakta yürüse kimsenin tanımadığı kimmiş? Buyurun. <laughs> ne ya? Giresun'un G'si. Giresun'un G'si, kategorisi spor olacak. Geliyor Feride Hanım'ı. Işte. Bak şimdi, bak. 2018 yılında göreve gelen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'dır. Süremiz başladı. Bir dakika başladı. dur. Bir dakika dur. Dur. Dur abi orada duracaktın. Galatasaray'ın 2018 biraz daha devam et aksın. Harflere bakalım dur. Burada Gör dur. Soruya bak. 2018 yılında göreve gelen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı kimdir? Bu 360 televizyonda yayınlanan Ben bilirim. Ben bilirim yarışması ki ben de çok da severek de takip çok ediyorum, seviyorum. yarışıyorum da. Beceriksizin tekiyim ama. Alper'e selam. Alper'e de selam olsun. Alper çok başarılısın. Ee, ekrandaki enerjine de hayranız. Bir gün bizi de yarışmaya çağır. Bana da çok beni bana çok benzetiyor insanlar. Abi o Siz... da ona da yazıyorlardır. Çok benziyorsunuz diyorlar. Arkadaşlar soru çok net. 2018 yılında göreve gelen Galatasaray Spor Kulübü başkanıdır. A ve G harfleri var. Buyurun devamını izleyelim göreve gelen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'dır. Süremiz başladı. <laughs> Gelmedi tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kimsenin butona basmaması Feride Hanım'ı da şaşırttı. 2018 yılında göreve gelen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bak. Yok. Bir tane daha. Yok. Hala yok. Dört Galatasaray Spor Kulübü ya. Başkanı bir kutu daha. Bak. 80 daha puana düştük. Yine yok. Bitmedi daha. Bir kutu daha. Bak 40 saniye geçti. 70 puana düştü. Yok abi yok kimse de yok. Kim olabilir 2018 yılında göreve gelen Galatasaray Spor Heh. Kulübü Başkanı Büşra Hanım? Buyurun. Mustafa Şengör. Mustafa Şengör. Şengör dedi ya. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Bitmedi daha. Buyurun Murat Bey. Mustafa Nergis. Mustafa Nergis'tir dedik Direkten Galatasaray döndü. Spor Kulübü'nün 2018'de göreve gelen başkanı. Doğru mu? hayır dediler. Bir kutu daha açıyoruz. Bence buyurun Büşran. Mustafa Şengil. Mustafa Şengil mi Galatasaray Başkanı? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Murat Bey. Mustafa Şengür. Mustafa Şengür'dür dedik. Doğru mu? O da değilmiş. Feride Hanım. Mustafa Şengül. <laughs> Şengül. Leyle. Bizi Doğru mu? O da Hayır, değilmiş. bu. Buyurun Murat Bey. Mustafa Cengiz. Mustafa Cengiz. Bu kez 60 puan kazanır mıyız? Görelim. Tebrikler. <laughs> Bir dakikada 8 tane harbi çıkmış. Burada Fatih Terim sorulmuş olsaydı ne olurdu? O yüzden diyorum ki... Abi sporla ilgisi olmayabilir bu insanların. Diyorum ki çok basit. Bu Fatih Terim çıksaydı Fatih orada. Fatih Hoca'yı da tanımayan çıkabilir. Ya de. Fatih... 4 de tanımaması zor tabii. Ya harfler çıkıyor. Ya bu nereye, zaman, buradan bu... nereye geliyoruz? Herkes haddini bilecek. Abi olur mu öyle şey? Herkes bak bir dakika kardeşim. Herkes, herkes bak, haddini bilecek Burada, burada kesersen de... olmaz. Burada kesersen Galatasaray kulübü başkanı haddini bilmiyor algılanır. Tamam özür dilerim. Kesme ya. Yeter başlayacaksan da başla abi neye başlıyorsan ya. Yok <laughs> yok <laughs> asla. Geçti o günlerim benim. Saygı, makama olmaz sadece. Sen üst makamda olabilirsin. Ama senin tarihine altın harflerle, altın harflerle kazınmış, tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş, ülke futboluna bu kadar, senin kulübüne bu kadar katkı sağlamış bir insan için bu tip açıklamalar yapamazsın. O yüzden haddini bileceksin. Nereden başladın? Nereden başlarsa başlasın. Ne yapacağım yani şimdi? Abi senin eğer de ama bir dakika temsil bak, ettiği bir makam senin, var abi orada. Senin eğer. Senin ben, eğer hocam. Ben burada Fatih o zaman yeri... kov kardeşim. ertesi gün kov. Buradan çıktım söyledim. Neden? niye kovmuyorsun. Ben kulüp başkanıyım. Ben kulüp başkanı olacağım da madem böyle atarlı giderli yapıyorsun sonra Sordum Tornistan yapıyorsun. Sonra Tony'den yapıyorsun işte. Sonra Tornistan yapıyorsun. İlk Fatih Terim o gün söyledim. O akşamki yayını bul, çıkart yayınla buradan. O günle dedim. Fatih Terim'i kovarsan bu gece kovarsın. Bu gece kovman lazım. Ama Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verebilecek bir güç yok. Hatta dedim ki Fatih Terim büyüktür, Mustafa Cengiz ve yönetimi dedim. Hala aynı yerdeyim. Fatih Terim büyüktür, Mustafa Cengiz ve yönetimi. Tamam da şimdi gücünü nereden alıyor? Başarısından. Yani ne demek bu? Başarısından alıyor. Yani, başka bir şey demek başarısı değil. olduğu için taraftar arkasında olduğu için abi başarılı olduğu başarısından alıyor gücünü. Gücünü taraftardan alıyor. Başarısından alıyor elbette. E, diyelim ki ben bu ya yani bu benim yaptığım bir Terim eleştirisidir onu söyleyeyim. Ben Fatih Hoca'nın çünkü anlaşılamayacağı için genelde Fatih Terim'i eleştirmez ya. Hayır, o Fatih yüzden önce açıklama yapıyor. Ben yani Fatih Hoca'nın şunu net olarak e, ortaya koymamız lazım abi. Fatih Hoca'nın Arda meselesi üzerinden. Hı. Yani üç tane Galatasaray'ın çok önemli ismine sen tanırlar tanımazlar ama Galatasaray kulübünün başkanıdır. Temsil hay hay. makam. Makama saygım sonsuz. Makama Fatih Hoca e, bunlardan biri köstebektir. Yani açık açık söylemiyor ama iması o. Daha önce de çünkü benzer ya bir aramızda bir köstebek var. Ben bilmiyorum. Hani onlar biliyor falan gibi bir takım imalar var ya. Demek ki bunların bu imaların hepsi yöneticilerle ilgili hı hı. imalar. Evet. Olmaması lazım. Yani kol kırılır, yen içinde kalır değil midir spor yönet kulüplerimizde? O zaman sen bu raddeye getirmeyeceksin olayları. Bu raddeye ha, getirirsen... Kim getiriyor raddeye? Bak yani yönetici, o zaman ki sen, Fatih Hoca yönetici, yönetici adı üstünde niye bunlara aldın? hokkabaz denmiyor? Hokkabazlık yapmadıkları için. İşleri ne? Yöneticilik değil mi? Yönetmek. Yönetmek için geliyorlar. Yönetici. Yöneteceksin. Fatih Hoca'yı da yöneteceksin. Futbolcuyu da yöneteceksin. Ee, geri geliyor camiayı da yöneteceksin. Yeri geliyor medyayı da yöneteceksin. Yönlendireceksin medyayı. Yeri geliyor. Yeri geliyor kulübünü, divan kurulunu, kongre üyelerini yönlendireceksin. Tamam, bunlar, yöneteceksin. Bunlar, bunlar durum yönetmekle alakalı. Sen bunları yönetemiyorsun. Tamam. Neden? Yönetemediğin ben? için Abi de... Abi şimdi belki de iyi yönettiği için Fatih Hoca'yı kovmuyor. O da bir durum. Ne yapıyor? Ne demek o ya? Yani... E bir Fatih... kriz var şu an Galatasaray'da. Ya bir şekilde çözmeye çalışıyor. Şimdi Krizi Fah... yönettikleri yok Abi, ki. şimdi Fatih Kafalarını Hoca Konya'ya in, Konya inmiş Fatih Hoca. Bütün ekibiyle beraber takım otobüsüyle Abdurrahim Albayrak binmiş. Fatih Hoca bütün ekibiyle birlikte başka arabaya binmiş gitmiş. Bugün asist analizde okudum. Çok acayip değil mi? Asist analizde tebrik ederiz. Yalanlama da gelmedi habere. Hani oradan e, alıyor öbür taraf. E... Hani kuruyor. Abdurrahim Albayrak otobüse biniyor. Fatih Hoca ile ekibi binmiyor filan. Yani bunlar... Bu arada galiba maçtan sonra da öyle olmuş. Onu bilmiyorum. Maçtan sonraki. Maçtan olarak. sonra da öyle olmuş galiba. Aynı otobüse bir arabaya bindiler filan diye bir haber var. Yani şimdi abi Galatasaray'ın geldiği noktaya baksana abi. Yani de, Abdurrahim Albayrak Fatih Hoca ile e, bu noktadaysa demek ki başkanla Fatih Hoca birbirine selam vermeyecek noktada. Muhtemelen öyle dedi. Yani, yani şimdi anladın mı? Yani şimdi bu yönetimde kimse kusura bakmasın. Ya bunu yönetiyor olarak mı algılıyorsun sen? Hayır hayır. Kim, bu, bunu iyi yönetiyor olarak mı algılıyorsun? Kimse kusura bakmasın abi. Fatih Hoca da kusura bakmasın. Son iki yıldır Fatih Hoca ne istediyse bu yönetim yaptı. Yapmaya hmm. çalıştı. Hmm. Abi devre ocak Peki, dedi. Peki ben sana soruyorum. Gomis'ten sonra aldık. Hocanın verdiği istenen hangi oyuncu alındı? Gomis'i gönderen Fatih Terim. Gomis'in yerine istediği oyunculardan hangisini aldırabildi bu yönetime? Bana onu söyle bakayım. Sen Santralisini burada bas bas bağırdık. Kimi alabildiler? Alanı eline yüzüne bulaştırdılar. Tamam. Tamam mı? Kimi aldılar kardeşim? Bana onu söyle. Fatih Hoca'nın istediği listedeki. Bana onu söyle. Forvet kimi aldılar? Kimi istedi de hoca kimi aldılar? Anladın mı? Falcao'yu hoca mı istedi mesela? Kim istemez abi Falka'yı. Sen <laughs> Falka'yı nerede nerede diyordun. Adam çıktı atıyor sürekli. Valla benim de nazarım değdi. Maşallah var. Hayır benim de nazarım değdi inşallah. Değmem. Bu arada... Çok büyük futbolcu <laughs> abi. Biz ya bu ülkede. Yani yine şimdi mesela oraya dönüyoruz ya hep. Ya, üzerine alınma ne olursun. Ee, Falka'yı sakatken... Eleştirdik ya bu adamı biz. Yok buraya para için geldi, biz geldi, ben, ben kendim için söyleyeyim. Yani ben, bu adam ben, bu sen, sakat geldiği, olduğu için ya, değil, abi, ilgili açıklama yapılmadığı için eleştirdim. Tamam Falcao bu yani Falcao. Falcao'yu almış Galatasaray'da. Adam sakatlanmış. İki ay sahalardan uzak kalmış. Futbol içinde var yani. Bu adam e, şey yapmamış bu arada yani. E, ya, ne Galatasaray bak, ülkede, izinsiz gidip Uludağ'da ya da ne bileyim Kartepe'de Kayak yaparken de sakatlanmamış yani hayır hani Sakatlanmış bu adam öyle ya da böyle Bak, bu İki ülkede, ay oynamadı bu, bu, bu ülkede herkes Birbirini taklit ediyor Mesela Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ve yönetimi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi Geçen seneki Galatasaray'dan rol çalmış geçen seneki Galatasaray'ı taklit ediyor. Geçen sene Galatasaray'ın motivasyonu neydi? Biz tek siz hepiniz. E Fenerbahçe de şu an onu yapıyor ama Fenerbahçe Başkanı Demek Ali ki Koç'un abi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un unuttuğu bir şey var. Fatih Terim'in yok elinde. Yani senin Fatih Terim'in yok. Senin camiayı birleştirebilecek bir ikinci bir alternatifin yok. Senden başka, Ali Koç'tan başka kimse yok. Ersun Yanal'a yarı yarıya bölünmüş. Fenerbahçe. Senin bir Fatih Terim'in yok. Takımı bir, bir arada tutacak, sağ sonuçlarını aldırabilecek bir, 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 sistemin bir hocan yok. Senin Fatih Terim'in yok kardeş. Olmaz yapamazsın bunu yani. Abi bu hafta Tutmaz mesela, bir yerde lastik patlar. Ben mesela bu hafta Fenerbahçe-Başakşehir maçı futbol hiç konuşamadık bugün. Biraz daha Abdullah Avcı'yı da konuşacağız. Çünkü e, çok e, hafta içi gerçekten çok acayip meseleler var yani. Futbolda her gün garip garip şeyler Hı. çıkıyor. Ee, Fenerbahçe ben hemen tık tık birkaç, Fenerbahçe birkaç çok şey... iyiydi ben çok beğendim e, Kuruse'ye e, hayran oldum yani şiir, şiir gibi oynadı Gustavo zaten geldiğinden beri iyi oynuyor yani Kuruse Türkiye'ye geldiğinden beri en iyi maçını oynadı <laughs> Onu söyleyeyim yani Çok zeki olduğunu söylüyorum. <laughs> Fenerbahçe bir kere çok istekli başladı Her yerden vurmayı deniyordu bir kere Fenerbahçe Rodriguez takıma inanılmaz katkı sağlamış İnanılmaz hareketlilik getiriyor e, Kuruse inanılmaz bir oyuncu olduğunu gösterdi Vedat Yine golünü attı Gustavo harika top oynadı. Fenerbahçe iyi bir takım e, görüntüsü verdi. Ve çok da iyi oynayarak hak ederek de e, maçı kazandı. Gelelim o maçtaki Okkabaz'a. Fırat Aydınus Efendi. O ne ya pansumancı? Ya. Abi ona da pansumancı lütfen. İzlayayım. Tamam peki. Zaten senin yüzünden pansumancı diye tweet attım bile. <laughs> Şimdi pansumancı çıktı ortaya. Garip böyle anlamsız kimsenin anlamadığı bir pozisyonda penaltı çatı verdi. Ya sen VAR'a gitsen ne olur? Ya zaten bara gideceksin de. Ya sen bara gitsen ne olur? Orada bir Tolga oraya böyle bir. Ya orada Tolga'yı ayakta alkışlamak lazım. Tolga bile diyor ki yok diyor. Ya penaltı yok diyor Tolga. Ama sen penaltıyı veriyorsun. Orada zaten rengini belli ediyorsun. Oraya bir şey sana demiş ki böyle yap. Bilinçaltı işte. Ama ya böyle yap Bak demiş sana birisi. Abi, fırsatı gördü Gör, tut, Hemen çalıyorsun. Tam bir pansumanı yapıyorsun. Cin gibi. Ama bilmiyor ki Fenerbahçe'nin bu maç için pansumana falan ihtiyacı yoktu. Fenerbahçe çok iyi top oynayarak, iyi de oynayarak eee Fırat Aydınus'a rağmen bize bir futbol ee, keyfi yaşattı. Her iki takım adına da söylüyorum. Başakşehir de çok iyi top oynadı, açık oynadı. Bildiğini oynadı, kaybetti. Fenerbahçe ben bildiğini, Fenerbahçe'de bildiğini oynadı, iyi mücadele etti, istedi, isteyince de ortaya böyle bir tablo çıktı. Oyununda çok önemli oyuncular var. İrfancan, Wisca, eee Sol kanatta. Da, yani kanat... da pozisyona girdiler. Tamam ama yani pozisyona yani çok girdiler. etkisizdi. Bence Başakşehir yani bence son zamanların en etkisiz maçlarından birini oynadı. Göster benim yeni sırda ayrıldı. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe etkisinin çok büyük olduğunu Beşiktaş düşünüyorum. Beşiktaş'a geçelim abi. Müthiş yine... baskı. Ee, yani dün ben Fenerbahçe gerçekten çok beğendim. Hatta ben bu sezon en iyi Fenerbahçe'si olduğunu düşünüyorum. Dünkü Fenerbahçe'nin. Dünkü ee, Fenerbahçe'nin. Bu sezon en iyi Fenerbahçe'si olduğunu düşünüyorum. Müthiş bir Dünkü e, fe... Fenerbahçe vardı sahada. Başakşehir maçındaki Fenerbahçe. Böyle oynarlarsa Böyle şampiyon oynarsa, oynarsa olurlar. Trabzonspor'u da Trabzon'u Trabzon yenemeyebilirler de. Yenebilirler. Çünkü çok isteklilerdi ve hani her oyuncu böyle performans İçeride yapmayabilir. İçeride böyle oynuyorlar da. Ha, her oyuncu böyle performans biraz yapmayabilir. Dışarıda zaten. Deplasman. Yani, Bugün Galatasaray'da öyle mesela. Yani Gül'ü oynuyor. çok zorlu bir deplasman. Tamam. Ee, ya zorlu deyince de ben tweet de attım. Yani her zorlu da o zorlu değil ya. Yani hani zor, Çok zor bir deplasman abi Konya. Zor de abi sen de zorlu deme. Abi zorlu zor deplasman. Zorlu zor, zor mu? ne demek abi? Deplasmanın zorlusu olur mu abi? Zor, zor deplasman, de olur. olur. Doğru. De, zorlu e diye oynuyor bir şey yok yani. Abi. Galatasaray Güle oynuyor 3-0 kazandı bugün işte. Falk, Emre Akbaba, Falka falan. Çok önemli oyuncular. Emre Akbaba gol atınca çok seviniyor. Ben yani. de. Müthiş. Bugün attığı gol de çok birinci Hocam sınıf. Hocam iyi takım alır herhalde. Alır alır kesin olur. Çok önemli oyuncu abi Emre Akbaba. Yani, e, gelelim Beşikta, gelelim. Göstepe Beşiktaş. Göztepe Beşiktaş. Göztepe'nin yeni stadı dedin Göztepe'nin yeni stadı hayırlı uğurlu olsun. Olsun. Gürsel Aksel Stadyumu. E, Göztepe'nin bugünkü galibiyeti için e, İzmir'de bizi seyreden arkadaşlar var. Onlara da selam olsun. Göztepe'yi tebrik ediyoruz. E, hak ederek kazandılar. Bir kural hatası tartışması var. Maçın tekrarını bir... gerektirecek bir kural hatası değil bence o. Ben Bence de, de, de zaten hakemi. çok saçma zaten onun komple değişmesi lazım. kural hatası yani kadar ömrümde deli saçması bir şey görmedim. Ne yani. o no, topu oradan almayacak, oradan koyacak. Yani, garip garip şeyler. Ama ee, bu arada e, bugün hakem Hüseyin Göçek'ti galiba değil mi Beşiktaş maçında? Rezil bir hakem bak. Penaltı var bir tane. Rezil bir vermiyor hakem. Falan. Penaltı vermiyor. Elle kesiyor vermiyor oyuna Al. devam. Çok kötü abi hakem. Rezil bir hakem abi. Dedik ya abi, bak, geçen Hüseyin sene, Göçek kötü bir hakemdi. Daha sonra Konya maçından sonra hakemliğinin bitmesi lazım abi. Düdüğü asması lazım. Bu arada Şenol Fidan'la Gökhan Keskin bugün bazı tercihlerde bulundular. Beşiktaş'ın kaybetmiş olmasının en önemli özelliklerinden bir tanesi ne olduğunu düşünüyorum. Douglas'la Rıdvan tercihini. Rıdvan'ı ayakta alkışlıyorum. Elinden geldiği kadar çaba sarf etti. Kaybedeceksen de zaten Rıdvan'la kaybet. Zaten şampiyonluk şansının olmadığını düşünüyorum. Bu arada Bu maç Türkiye, de... izleyicimiz yazmış. Bunu konuşmadık. Akışımızda da yok. Bu kura çekiminde Sivası çekme filan ne abi ben ben anladığım kadarıyla ya herhalde espri yapıyor yani. Sivası çekme. Espri mi yapılır abi? Hayır böyle Sivas'ı çekme he patlarız Hayır, falan filan mı? Hayır çekme. Öyle espri mi olur abi? Sivas'ı çekme. <laughs> olur espri. O kadar da çok açık olur. Espri olursa iyi, böyle olur. Öbürü yani varsa işin içinde işin içinde başka bir şey giriyor. Sivas'ı çekti ama. <laughs> Sivas'ı çekmedi ki laps diye Sivas açtı yani. Sivas'ı çekme ne demek abi? Çok skandal ya. Rezillik ya. Ya Türkiye'de vallahi billahi bak ya. Herkes, her şey oluyor. Kimse suçlu değil ama. Rezil olmuyor abi kimse. Herkes her şey oluyor. Türkiye'de bak her şey olabilirsin de rezil olmazsın. Bunu kim söylemiş? Sen Abi. Söyledi. Yok Ben Ben senden duydum. Benim haddime mi böyle büyük bir laf söylemek? Benimki çok belli abi. Düşündüğünü tut hemen tut yap sonra tut tut karar tut vermek tut zorunda kalırsın. Çok <laughs> herkes her şeyi yapıyor abi. Herkes her şeyi oluyor ama herkes rezil Rezil olmuyor. olmuyor abi çok acayip. Abdullah Avcı meselesine gelelim. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan gönderilmiş olması geç alınmış ama doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın da hemen ve ivedilikle takımın başına getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, Şenol Hoca ile Gökhan Keskin'in bugün yaptığı hataların 3 puana sebep olduğunu düşünüyorum. Geç kalınmış. E, tercihler oyuncu değişiklikleri anlamında söylüyorum. Bu arada söylüyorum. maç sonunda aynı arabayla gitmişler. Ha öyle mi? Ben söylediğim şey maç başı. E, bir izleyicimiz demiş ki abi Abdurrahim Albayrak Koca aynı araçta ayrıldı demiş maçtan. Tamam. Ama e, Beşiktaş yönetimi Hoca vuran... birini göndermiş, Abdurrahim Albayrak'ı aldırmış falan ayrılarmış. Anladın mı? Fatih Terim, neyse tamam abi oraya girmeyeceğim. Ha bir de Galatasaray'ı konuşmak istiyorsun. Beşiktaş yönetimi bugün çok büyük bir utanç tablosuna imza atmıştır. Kadın voleybol takımı A takımı Fenerbahçe mücadelesine altyapıdan oyuncu grubuyla çıkmıştır. Bunun nesi ayıp? Neden ayıp? Beşiktaş'ın amatör şubelerine yapılmayan ödemeler sebebiyle A takımdaki bütün oyuncular gönde gitmiştir, ayrılmıştır. Bu ayıptır. Sen bir yönetim olarak karar alırsın. Herkesin oyuncu, oyunculara parasını verirsin. Tamam mı? Ben benim sizinle sözleşmem bitti. Erkenden fesih ediyorum. Ben bundan sonra yoluma altyapıyla gideceğim dersin. Eyvallah. Ama sen oyunculara ödeme yapmadığın için onlar da tebligat gönderdiği için sen oyuncular serbest kalıyor. Serbest kaldıkları için sen zorunlu olarak oyuncun olmadığı için maça bunlarla çıkıyorsun. Ayıptır. Birilerinin utanması lazım. Bu iş bu hamle yüzünden. Birilerinin utanması lazım. Bu arada Fenerbahçe teknik eğitimde tebrik ederim. Yabancı oyuncuyla çıkmamışlar. Oyunu süre almamış oyuncularla e, maçı e, götürmüşler. Maç sonunda da Fenerbahçe taraftarı Beşiktaşlı gencecik e, oyuncuları türbüne çağırmışlar. Beraber de harika bir fotoğraf vermişler. İşte neden amatör şubeler devam etmeli biliyor musun? En azından bu fotoğrafların sayısı artarsa belki profesyonel yapılardaki o gerginlikler azalır. En azından bunun için amatör şubelerin devam etmesi lazım. Gene... Bir şey söyleyeceğim. Abdullah Avcı inşallah bugün Beşiktaş maçını seyretmiştir, Göztepe maçını. Ee, bize 17-18 hafta boyunca Reboşo diye bir oyuncuyu izletti. Bugün de ben Rıdvan diye bir oyuncuyu seyrettim. Bence harika e olabilir. Rıdvan kadar. varsa hocam e, ne Reboşo ne? E, niye oynatmadın o zaman? Genç oyunculara bu kadar sırtınızı dönmeyin ya. Hani işler kötü. Oynatsaydın Rıdvan'ı belki oradaydın hala. Oynattı ama o da oynattı. Ya. Bir Erzinc kere. Erzincan maçında oynattı. Bir kere. Erzincan maçında oynattı. Bugün Erzincan maçı değil. Göztepe deplasmanı bugün. İşte yoktu ama işte Caner Maner yoktu. Niye Caner niye yoktu? Ve işte Caner... Ah işte. Abi Reboşo'yu oynattı diyorum. Hadi geçtim Caner'i falan. Caner'i Gökhan Gönül'ü falan geçtim. Reboşo'yu izledik biz haftalarca. Ee, sayın tek... hocam topu geri kazanma falan var ya hocanın... Güzel lafları. Abdullah Bugün inşallah hocam. Rıdvan'ı Abdullah hocam artık Oynatın cevap, ya, artık, artık cevap korkmayın. verirsin. Bir cümle, ez cümle. <laughs> Bir şeyin çakması olma. Orijinal ol. Bir şeyin fake'i olma. Japon işi gibi duruyor, Çin işi gibi duruyor. Yapma abi kendin ol. Bu Guardiola'nın çakması anca bu kadar giderdi işte. Yapma hocam. Guardiola. Yapmayın ya. Kendiniz olun topu geri almalar bilmem ne 68 bin ortalar. Ne oldu al hocam. Topu şimdi evde sen geri alırsın. Birilerinden. Ne gerek vardı? Sözünden çıkmadın. İletişimcilerine de selam olsun buradan. Herkese harika bir hafta ediyorum. Düşündüğünüzü hemen yapın sonra karar vermek zorunda kalırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Yanlış mı?